Evet arkadaşlar, bu videomuzda PES6 için yüz yapımını öğrenmeye çalışacağız. Yüz yapımı için bilgisayarınıza yüklü olması gereken program öncelikle Blender programı. Onun dışında Photoshop'un da biraz yardımı olacak. Adım adım yapmaya başlayalım bakalım. Öncelikli olarak yüzünü yapmak istediğiniz oyuncu için bir klasör açıp bu klasörün içerisine 3 farklı yeni klasör açabilirsiniz. Bunlar, ben resimler için JPEG adını verdim. Bildiğiniz gibi saç ve yüz klasörleri var ayrı ayrı. Saç ve yüz klasörlerini zaten oyunda sıkça görüyorsunuzdur. Altlık olarak kullanacağız. Ancak bu altlığın başarılı olabilmesi için yapmak istediğiniz oyuncuya benzeyen bir futbolcudan yardım alırsanız, yani onun dosyalarını kullanırsanız daha kolay edersiniz. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, yüz ve saç dosyalarında bin dosyasının ve PNG uzantılı dosyanın isminin aynı olması ve aynı klasörün içinde olması gerekli. Aksi takdirde çalışırken hata verecektir. JPEG klasörün içerisine hangi oyuncunun yüzünü yapmak istiyorsanız ona ait internetten edinebileceğiniz değişik net fotoğraflar gerekli. Tam ön profilden ve tam yan profilden olması işinizi kolaylaştıracaktır. Ben bu videoda Emrecan Uzunhan'ın yüzünü yapmayı planladığım için onun fotoğraflarını Photoshop'ta bir önden bir yandan aynı boyutta denk gelecek şekilde düzenlemeye çalıştım ki çalışırken daha rahat edeyim diye. Biraz sonra ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız Blender'ı açtığımda. Blender uygulamamız orijinal olmadığı için sağ tıklayıp yönetici modunda çalıştırmamız gerekli. Önce sağ taraftaki menüden PES6'yı seçiyoruz. Alttan yüz dosyasını ve öncelikli yüz dosyasını buluyoruz. Import Face'i tıkladığımızda yüz buraya gelecektir. Bu videoda ben altlık olarak Chelsea'li bir futbolcunun yüzünü seçtiğim için dosyada onun yüzü ilk başta gözüktü. Şimdi alttaki kaplamayı değiştirip sadece bu yüzü oluşturan modeldeki çizgileri açmamız gerekecek. Alttaki menüden buluyoruz. Ekranın ortasındaki çizginin tam üst köşesinde bir artı göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda yine bir menü geliyor. Bu menüden arka plana fotoğraf atmamızı sağlayan background sekmesini en alttan bulup işaretliyoruz ve adım adım open kısmına gelerek arkaya atacağımız önceden hazırladığımız resmi bulup arka plan olarak ayarlıyoruz. Resmimiz açıldıktan sonra aşağıdaki ebat ve x-y koordinat ayarlarını kullanarak tam oluşturduğumuz arka background'ın boyutunu öndeki çizgilere denk gelecek şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Burada hedefimiz yüzün kafayla, yani yüzün vücutla birleştiği boyundaki en alt noktaların yerini tutması. Çünkü bu noktalar eğer yerinden kayarsa, farklı bir noktaya taşınırsa oyunda birleşimde sıkıntılar oluyor, bozuk gözüküyor. O yüzden en alttaki noktaların yerini bozmayacak şekilde fotoğrafa denk getirmeye çalışacağız. Yerleştirmeyi yaparken yandaki veriler bazen daha detaylı sayılar olması gerekiyor. Mesela 2.3 ile 2.4 arasındaki sayı burada çıkmıyor. 2.35. Bunu elle girmeniz gerekebilir. Buna da program imkan veriyor. Yalnız virgül değil de nokta kullanmanız lazım. Yoksa hata veriyor program. 2.35 diye elle girebiliyoruz burada.
Fotoğrafın yerleştirilmesi işi bittikten sonra burada bulduğumuz değerleri bir kağıda not etmenize fayda var. Bu değerler çünkü daha sonra tekrar lazım olabiliyor. Devamında zaten videonu göreceksiniz. Artık modelimize şekil vermeye başlayabiliriz. Modelimize şekil vermek gayet basit. Yandaki noktaları arkadaki fotoğrafa denk gelecek şekilde çekiştiriyoruz fare yardımıyla. Klavyenizin Tab tuşu modlar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bir defa basarsanız Edit mod açılır. Edit modda olduğunuz sürece noktaların yerini değiştirebilirsiniz. Obje modundaysa modelinizi kaydedebilirsiniz sağ taraftan. Export Face'i. Bunu arada bir yapmakta fayda var. Şimdi düzenleme yapacağımız için Tab'a basıyoruz. Peşinden A'ya basıyoruz. A harfi tüm noktaları seçme ya da tüm noktaların seçimini bırakmaya yarar. Noktalarımızı seçerken seçimi box olarak yani kutu olarak yapmamızı yarayan klavye kısa yolu B harfi. B'ye bastığımızda faremize çizeceğimiz dikdörtgenin içerisindeki noktaları komple seçer. Bu bizim ne işimize yarar? Bu bizim modeli deforme etmeden düzenlememize yarar. Fare ile tek noktayı seçtiğimizde modele çok fazla hakim olmamız mümkün değil. Adeta bir cam kırığı gibi üçgen bozuk bir görünüme dönüştürebiliriz yanlışlıkla görüntüyü. O yüzden çoğunlukla B'yi kullanarak seçim yapmanızı öneririm. Bunu yaparken olur da arada tıklamayı unutursunuz ya da fare o anda yanlış bir yeri seçer. Hatalı seçim yaparsanız hemen Ctrl Z ve ESC sizin yardımınıza koşacaktır. Modelleme işini tamamladığımızda sağ taraftaki Export Face'e basarak kayıt yapmayı unutmayalım. Ben videoyu daha kısa tutabilmek için yan profilden olan kısmı yaparken hızlıya alıyorum. Aynı işlemi klavyemizin üzerindeki numpad'den 3'e basarak yan profilden de fotoğraf üzerinde işliyoruz. Böylelikle modellememiz tamamen bitmiş oluyor. Yine bunu yaptıktan sonra en sağ taraftaki menüden kaydetmeyi unutmayın. Model işi tamamlandıktan sonra modelin üzerindeki kaplama resmini hazırlamaya geçiyoruz. Bunun için yine sağ taraftaki menüye geliyoruz. Yukarıda Object Data kısmında üçgen bir şekil var. Simgesi. Buna tıkladığımızda altta UV Map menüsünü göreceksiniz. Orada artıya basıyoruz. UV Map 001 açılması için ve buna tıklıyoruz öncelikle. Daha sonra Edit modu açıyoruz. Eğer Edit modda değilsek Tab'a basarak açabiliriz. Peşinden A harfine basıyoruz. Bundan sonra sağ taraftaki resmin değiştiğini göreceğiz. Bunun için aşağıda Image kısmında Image eklemeyi buluruz. Add Image ve ilk başta Photoshop'ta hazırlamış olduğumuz resmi bulup burada sağ tarafa açmamız gerekli. Image, Open Image, ilk baştaki JPG klasörünü buluyoruz. Resmimizi seçip ekliyoruz. Sağ tarafta tuhaf bir görüntü oluştu gördüğünüz gibi. Bunu düzenleyebilmek için Edit modun hemen solunda Mesh'i göreceksiniz.
Ona bir tıklıyoruz. Daha sonra peşinden UV, Unwrap ve Project from View'ı seçiyoruz. Ki bu ne demek? Sol taraftaki görüntü neyse sağ taraftaki çizgileri de onunla eş yap. Aynı açıdan görünüşünü sağla. Burada yeniden çizgileri resme göre taşıma işlemi olacak. Öncekine göre biraz daha basit çünkü artık şekil verildi. G harfini kullanarak taşıma, S harfini kullanarak da boyutunu değiştirme işlemini yapacağız. Biraz resme yaklaşırsak daha detaylı çalışabiliriz. Ben soldaki resmin aynısını kullandığım için rotate işlemine gerek yok ama siz olur da farklı bir fotoğraf üzerinden maskeye kaplama resmi hazırlamayı seçerseniz R harfi de tamamen bunu saat yönünde ya da tam tersinde çevirmenizi sağlayacaktır. O da işinize yarayabilir. Bu işlem bittikten sonra alttan texture bulup yani kaplanmış halini göstermesini isteyeceğiz resmin. Yine aşağıdaki modlardan edit modu kaldırıyoruz ve texture paint açıyoruz. Texture paint'e tıkladığımızda sol tarafta yeni bir menü geldiğini göreceksiniz. Bu menünün en üstündeki fırçalardan gri olan renkli olan fırçayı seçeceğiz. Peşinden menüyü aşağı indirip işaretli olmayan iki kutucuğu da işaretleyeceğiz. Bunun da arkasından sağ tarafta ilk başta oluşturduğumuz UV Map 001 yerine UV Map'i seçiyoruz. Sol taraftaki menüde ise UV Map 001'i seçiyoruz. Neden? Çünkü sağ taraf demek bizim altlığımız demek, açtığımız en alt tabaka demek. Sol taraftaki ise bizim onun üzerine boyayacağımız yeni katman rengi demek. Yeni katman rengimiz artık yeni oluşturduğumuz fotoğraftaki futbolcunun yüzü olduğu için sol tarafta onu seçmemiz gerekiyor. 001 sollu olacak. Numarası olmayan ilk baştaki UV map sağda olacak. Sonra fare yardımıyla yüzün üzerine sanki paint'te bir şey boyuyormuş gibi üzerine boyuyoruz ve fotoğrafımızın ortaya çıktığını göreceğiz. Boyama işlemi sırasında daha sağlıklı sonuçlar alabilmeniz için az önce sağ taraftaki fotoğrafı oturtma işlemini ne kadar sağlıklı yaptıysanız o kadar iyi sonuç alacaksınızdır. Ben mesela kulakları tam yeterince oturttuğuma inanmadığım için kulakları bu çalışmada boyamayı düşünmüyorum. Bir önceki altlık olarak kullandığım oyuncunun kulakları da aynı işi görecektir çünkü. Boyama işi bittikten sonra aşağıda Image menüsüne tıklayıp Image Save As deyip oluşturduğumuz kaplama resmini farklı olarak kaydetmemiz gerekli. Farklı bir isimde kaydedelim. Çünkü biraz sonra sağdan görünüşü tamamlayacağız. Onu da farklı isimde kaydedip Photoshop'ta birleştireceğiz hemen. Yan profilden çalışmak için klavyemizin numpad'inden 3'e basıyoruz. Modelimiz yan tarafa bakacak şekilde dönüyor. Ve yine fotoğrafın üzerine oturtmamız lazım. Sadece tek koordinatta hareket ettiği için Y değerini değiştirmemiz yeterli olacak. Peşinden aynı işlemi tekrarlayacağız. Sağ taraftan menümüzü açtık. UV Map 01'i seçtik. Yan görünüşe göre resmimizi oturtmamız gerekecek. Bunları yaparken Edit modda olmayı unutmuyoruz. Resmimizi sağ taraftaki modelimizi döndürmemiz için yine edit modun yanında mesh'e geliyoruz. UV Unwrap Project from View seçili olacak. Tekrardan G ve S harflerini kullanarak resminizin üzerine modeli yerleştiriyoruz. Resmimizin üzerine tam olarak denk geldikten sonra edit modu değiştirip texture paint'i tekrar seçiyoruz.
Yine aynı işlemler. Sağ tarafta UV map seçili olacak. Sol tarafta UV map 001 zaten öyle bırakmıştık. Eğer programı kapatmadıysanız o seçili olacak. Texture'ımız açık olmalı. Yoksa üzerindeki resim gözükmez modelimizde. Texture modunda olmamız lazım. Aynı ön profilde yaptığımız gibi boyamaya başlıyoruz. Yandaki resmi birebir benzeyecek şekilde buradaki resmin üzerindeki kaplama da değişecektir. Burada özellikle yan taraftan görünmesi gereken saçın yan tarafı, sakalın yan tarafı yani favori kısımları, burnun tam yüzle birleştiği yan tarafı, elmacık kemiği çıkıntısı, kaşın bitiş noktası, ön profilde yeterince detaylı gözükmediği için bu noktaları bu resimden almanızda fayda var. Tamamladıktan sonra edit moda geri dönüyoruz. Sağ taraftaki maskemizin biraz daha değiştiğini fark edeceksiniz. Edit moda geldikten sonra yine image'imizi farklı kaydedeceğiz. Bu defa da 2 diyelim adına. Hem önden hem de sağ profilden resimlerimizi oluşturduktan sonra iki resmi de ben PNG dosyalarını Photoshop'a attım. Şimdi burada birleştirme yapıyorum. Birleştirme yaparken daha fazla ön görünüşe sadık kalmakta fayda var. Çünkü oyunda futbolcuyu genelde önden göreceğiz. Daha sağlıklı bir fotoğraf verecektir bize. Sağ taraftan dediğim gibi birkaç noktayı almamız yeterli olacaktır. Kaşın bitiş noktası, elmacık kemiği, sakal detayları gibi. Birleştirme işi bittikten sonra dosyamızı kaydederken önemli olan iki nokta var. Birisi dosyanın türü, PNG dosyası olarak kaydedeceğiz yine. Diğeri de adı. Adını artık bin dosyasıyla aynı isimli yapabiliriz. Ve aynı klasörde olmasını sağlayalım ki açılırken ikisi bir arada açılsın. Bakalım şimdi Blender'da dosyayı çağırdığımızda nasıl gözükecek. Gördüğünüz gibi 100 dosyamız hazır. Açıkçası ben bu videoyu kaydettikten sonra dosyada ufak tefek bazı düzeltmeler de yaptım. Yani bu videodakinden daha farklı bir şekilde oyunu adapte ettim. Detaylar burada çok fazla göze çarpmasa da artık saça geçebiliriz bunun üzerine. Saçta da hemen hemen tamamen hatta aynı şeyleri uygulayacağız. Saç dosyasını 100 dosyasıyla birleştirirken bazı ufak sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu aşmanın en kolay yolu nedir? Daha öncesinde sizin altlık olarak kullandığınız oyuncunun saç dosyasındaki ve 100 dosyasındaki birleşim noktaları, sakal olsun, alın bölgesi olsun, bu ikisinin tam sınır bölgelerindeki resimleri PNG dosyasında bulup, kopyalayıp, kendi son oluşturduğunuz PNG dosyasına sanki yama yapıyormuş gibi birleştirip yumuşak bir şekilde uç noktalarını silerseniz bu işin de hilesini yapmış olursunuz. Son çare olarak bunu da deneyebilirsiniz. Saç dosyasını oluştururken yani ilk başta resmin arkasındaki yerini ve boyutunu ayarladığımız sayıları bir kenara not almanızı tavsiye etmiştim. O sayıları kullanacağız ki
İlk baştaki resimle saç da hemen hemen aynı yere denk gelmiş olsun. Bunun dışındaki adımlar yüzü yaparkenki adımlarla zaten tamamen aynı. Tek tek anlatıp kafa şişirmek istemiyorum. Videoyu hızlı geçeceğim. Sorularınız olursa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Olur da belki buradaki yorumları göremem. Tekrar ulaşmak isterseniz Instagram üzerinden ya da Twitter üzerinden Demircan Caner olarak bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.